Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Pardon. Biliyorsunuz ki kuzenim Esra'nın partisi, doğum günü partisi vardı da onun hakkında da bir video çekmiştim zaten. Ve o partide ben şişe kapağı açarken parmağıma bir şey oldu. Böyle çok canım acımaya başladı. Ve parmağımda birden çat diye ses geldi. Ve şimdi yani herhangi bir görüntüsü yok ama hissediliyor yani bastırınca. Şu parmağım göstereyim, şu işaret parmağım. Onun şu tüpü dibinde bir kemik çıkmış, bir şişlik var. Şimdi hastaneye geldik. Parmağım ya kırıldı ya çıktı, bir şey oldu. Onu anlayacağız. Acile geldik. Ben de bunu çekeyim dedim. Hastaneye gidiyoruz şimdi. Burada ağrı var mı? Yok aslında, burada çok fazla ağrı yok. Burada var mı? Şöyle. Burada var mı? Yok gibi. Burada. Şurada bir şey var. Evet, orada şurada bir şey var. Mı? Yok. Çok fazla ağrı olmaz zaten. Peki. İkili çekip bakacağız. Tamam. Çok tamam. Az önce çıktık. Evde her şeyi detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama çok ciddi bir şey yokmuş. Evde görüşürüz. Odama geldik. Şimdi hemen tripodu buradan alacağım. Tamamen dağınık bir oda yani. Hiç bakmayın. Gösterdim ama görmeyin oraları. Tripodu alacağım. Buraya oturacağım ve size anlatmaya başlayacağım durumu. Çok ciddi bir şey değil, merak etmeyin. O zaman anlatma kısmına geçelim. Evet, ben biraz önce eve geldim. Yani hastanede zaten çok fazla işte çekmeye falan çok izin vermiyorlar. Yani doğal olarak. Bence bu mantıklı bir şey yani. Neyse yine ben bir tık şey yaptım, hani izin verdikleri kadar göstermeye çalıştım. Muayeneden sonra röntgen çektirmeye gittik. Zaten hastanenin alt katındaydı. Hemen hızlı bir şekilde çektiler 5 dakikada. Sağ elimi çektiler. İşte şuraya böyle bir hareket yaptım. Böyle yaptırdılar. Bir de böyle yaptım. Masaya koydum elimi. Röntgeni çektiler. Çekmeden önce de çok korktum. Takıları falan çıkardım. Sonra geri taktım. Bir şey olmaz demişler de ben yine korktum yani. Hani diyorlar ya hani demir takarsanız çeker falan diye. O MR'da oluyormuş. Röntgende olmuyormuş. Neyse. Biraz korkulu oldu benim için röntgen çekimi ama bitince rahatladım yani. Zaten 2 saniye şipşak çekti. Aslında röntgen sonuçları e-nabızda hemen kaydoluyor. Ama ben e-nabızda videoyu çekmeden önce yani bu parta giriş yapmadan önce baktım. E-nabızda yok. Aslında röntgeni doktor gösterdi. Ama e-nabıza yüklenirse bu video yüklenene kadar e-nabıza gelirse o röntgen şeyleri, görüntüleri. Şuraları bir yere koyarım. Merak ediyorsanız röntgenleri. Röntgen çektirdikten sonra hemen doktorun bilgisayarına düştü. Şöyle söyledi. Gençlerin böyle ani hareketlerde, ben de ani hareket dedikleri de şu yani şişenin kapağını açmak. Hani bu kadar basit bir günlük hayatta yaptığımız, herkesin yaptığı bir hareket olamaz yani. Çok basit. Neyse bu da sayılıyormuş ani harekette. Bir anda gençlerde kemikler fırlayabiliyormuş. Ben de ilk defa duyuyorum. Ama benimki çok büyük bir fırlama değilmiş. Hani kemik tamamen yerinden oynamamış. Aslında şu an hafif hani çıkık gibi bir şey yani kemiğim. Şurada da hissediliyor. Hatta herkese gösterdim. Partide oldu zaten bu da. Partideki herkese gösterdim. Zaten kıyafetlerim de o yüzden parti kıyafetleri yani. Doğum günü partisinden kaldı. Esra'nın doğum günü partisinden kaldı. İşte nereden merak ediyorsanız. Zaten onun hazırlanma videosunu büyük ihtimalle atmış olurum. Şurası öyle bir kitle var ki burada. Doktor da onun şey olduğunu söyledi. Hani o kemik değil, merak etme dedi. Hani o kemik hani orada çıkıyor gibi olunca orada ödem gibi bir şey oluşmuş galiba. Hani benim anladığım kadarıyla. Yani çıkıkla burkulma arası bir şey yaşamışım. Hani tam olarak ismi de yokmuş bu yaşadığım şeyin. Olsun, krem sürün dedi ve dikkat et dedi eline birkaç hafta boyunca. Bir şey hani değişmezse, hala burada ödem olursa, çok ağrım yok ama hani yine devam ederse güçsüzlük var elimde böyle. Bu işaret parmağımı normalde yani tam hissedemiyorum. Bir hissizlik de var öyle söyleyeyim. Bir tık da çok kullanamıyorum diyeyim. Hani o hisler geçmezse bir daha gelin dedi. O zaman daha detaylı bakarız dedi. Böyleydi. Ben de bu anılarımı sizinle paylaşmak istedim. Çünkü belki size de olabilir hani böyle bir şey. Ne yapmamız gerekiyor falan diye düşünürseniz direkt gidin. Çünkü daha ciddi bir şey de olabilir. Burada ödem dışında daha farklı, daha tehlikeli bir şey de olabilirdi. O yüzden böyle bir şey sizin başınıza gider, siz de hemen
acile gidebilirsiniz. Ben de acile gittim zaten. Hiç randevu falan almadık. Acilde bir doktor yardımcı oldu. Oradan röntgeni hemen de çektiler. Doğum günü partisinden sonra yaşadığım garip olaydı bu da. Umarım sizin başınıza böyle şeyler gelmez. Zaten ben trafik kazası da geçirdim bu sene. Onun da videosu var, merak eden izleyebilir kanalımı açıp. Belki sonra da koyarım. Hani bu, benim başıma garip garip şeyler çok geliyor. Ama olsun, hani biz de çözümlü bir şekilde buluyoruz. Şimdi buna ne süreceğim, sürecektim? Voltaren krem süreceğim. Bir de benim bel fıtığım da var. Evet, skolyozum da var. Skolyoz ne demek diyorsunuz? Omurga eğriliği. Bel fıtığını zaten biliyorsunuz. Hani bu yaşta benim böyle hastalıklarım da var. Onlardan çok ağrılarım oluyordu. Onlar için özel kremler var. Bu elime de hani sorduk doktora, onlardan sürebilirsiniz, İyi gelir dedi. Bir de onlardan süreceğiz. Alçısız ama çıkık bir el yani var şu an. Hani öldü ama yaşamaya da devam ediyor. Yıkılmadım, ayaktayım. Gibi bir şey. Hani bu videonun kapağına hani başına ne yazacağım bilmiyorum. Hani kolum çıktı, elim çıktı da değil. Hani parmağım kırıldı da değil. Bir düşüneceğim. Hani böyle benzer bir şey yazarım. Çıktı falan yazarım büyük ihtimalle. Çünkü %50 çıktı falan yazsam komik olur diye düşünüyorum. Zaten her şeyi videoda açıklıyorum. Bir sorunuz olursa aşağı yorumlara yazabilirsiniz rahatça. Video hakkında bir isteğiniz varsa yeni videolar için, video isteklerinizi, her şeyi rahatça aşağı yazabilirsiniz. Videoma like atmayı unutmayın. Aynı zamanda Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Almira Oguz 2Z ile normal Almira Oguz. Zaten bir yerlere yazacağım da burada ben hecelemeye uğraşıyorum. Şuraları bir yerlere yazarım Instagram ismini mi? Ve abone olmayı unutmayın. Ve abone olduktan sonra bir zil tuşu var. Ona basarsanız bildirimler hemen size gelecektir ben video attığımda. Eğer istiyorsanız haberdar olmayı ben video attığımda, bu sizin için çok değerli bir şey olacaktır. Ve zile bassanız da bazen bazı şeyler oluyor. Ne oluyor? Bazen bazı şeyler, ne bunlar? Kanalıma abone olup zile bastıktan sonra da YouTube bildirimleriniz kapalıysa yine size bildirim gelmez. Ayarlara gidip oradan YouTube'a basıp bildirimleri açarsanız her zaman size bildirim gelir. Bazı kişiler yazıyor çünkü Almira sen video atmışsın, ben zil tuşuna basmıştım, bildirim gelmedi, bu yüzden gelmiyor. Ayarlara gidip bildirimleri açmanız lazım. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.